Evet dostlar, günaydın. Çağdaş Şehriyar Çelik'ten ve sevgili Cengiz Kahraman'dan, Abbas'tan herkese sevgiler, selamlar. Didim'den yola çıktık, malzemeleri topladık, kahvaltımızı yaptık. Şu an şöyle bir sabah kahvesi içiyoruz. Dün gece... o işte. Dün gece yatarken iyiydi. Fakat böyle sabaha doğru bayağı soğuk oldu. Üşüdük biraz böyle. O yüzden kahvaltıyı yaptık, biraz içimiz ısındı. Şimdi tekrar geldik, şöyle bir ısınalım, mekanda ısınalım hesabı. Malzemeler dışarıda hazır bizi bekliyor. Şimdi bugün Güvercinli'ye doğru yola çıktık. Oraya doğru gideceğiz. Bodrum'un biraz daha kuzeyinde kalıyor böyle, yukarıda. Bakalım, dün keyifli geçti. 70 kilometre değil mi? Olcular bir şeyler yine de, bakalım. Elimizden geldiğince pedallayacağız bugün de. Bugün yola devam, kahvemizi içip buradan tekrar durun. Didim'den çıktık. Burası Didim'den Akbük'e giden yol. Akbük'e geçiyoruz şu anda. Didim Akbük arası yaklaşık 22 kilometre. Akbük'e geldik. Didim'den yola çıktık. Şu an Akbük'ün hemen girişindeyiz. Buradan Kazıklı Mahallesi'ne doğru, şu yukarı, karşılara doğru devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir çorba molası verdik Cengiz Başkan'la. Dinleniyoruz. Buraya kadar kaç geldik? 16 mıydı abi? 16 kilometre falan geldik Dinlen buraya kadar. Şimdi burada çay çorba molası. Buradan sonra böyle içlere doğru, şu karşıya dağlara doğru devam edip Kazıklı Mahallesi Milasyon'a falan bağlanıyor. Orada başka bir mahalle daha var. Buradan gideceğiz. Bir yol daha var mesela. Bu arkadan Bafa'nın oradan dolaşıp giden bir ana yol var, araba yolu. Biz onun yerine daha içlerden giden, bu mahallelerden, köylerden geçen yolu tercih ettik. Bakalım nasıl olacak. Yorulduk. Cengiz Kaptan, Abbas Çelebi. Şu görmüş olduğunuz rampaya çıkıyoruz. Deniz seviyesini görebiliyor musunuz? Deniz yaklaşık 200 metre aşağıda kaldı. Tırmanıyoruz. Eğim bu şekilde, yani böyle kaçtır bu? %5 falan. %5, %6 bir eğim var tahminimce. Ama çıkıyoruz yani, bayağı geldik. Bu ilerileri Didim. Didim bu tarafta kaldı. Didim'den Akbük'e geldik. Şu aşağısı Akbük. Akbük'ten şu an Akbük'ün girişinden Kazıklı'ya doğru çıkıyoruz. Bu yol böyle aşağıdan gelip böyle Kazıklı'ya doğru gidiyor. İlk durak orası, Kazıklı. Kazıklı'dan sonra Gürçam, öyle bir şey var vesaire vesaire, böyle şu aşağılara doğru devam edip Milas'a doğru, Bodrum'un kuzeyine doğru yol bağlanıyor. Burası ara yol, köy yolları yani. Bu yoldan Cengiz Kaptan'la beraber devam ediyoruz. Hava çok iyi, 12-13 derece. Bisiklet sürmek için muhteşem, hatta terliyoruz. Şu an sadece içinde bir tişört var, işte şu Gore-Tex mont var. Başka bir şeyim yok. Muhteşem iyi ama gece de soğuk tabii biraz. Böyle inanılmaz bir fark var orada. Yol çok tatlı, devam ediyoruz çam ormanlarının içerisinde. Vın. Kazıklı'ya çıkan rampa harbiden çok kazıkmış. Ya zaten yolculukta şunu öğrendim. Kazıklıysa harbiden kazıklı. Kazık yani, yol inanılmaz rampa bile bitmedi. Deniz arkada da gözükmüyor ağaçlardan. Acayip zorladı. Cengiz Kaptan belki görüyorsunuz ileride nokta kadar. Devam ediyor işte ben çekim yaparken. Ben artık bisikleti elime aldım. İterek çıkartıyorum. 3 vites olunca tabii böyle mevzular olabiliyor. Ama yine de kötü değil. Yoruldum. Şimdi gölge yer var. Şu alt tarafta gölge sağımızda kaldı böyle. Güneş sağda kaldı, gölgeydi. Gölgeden giderken donuyorsun. Güneşi çıkınca yanıyorsun. Ya bu kış turunun hakikaten mevzusu böyle. Bir yanıyorsun bir donuyorsun. Bir yanıyorsun bir donuyorsun. Vücut böyle ne yaptığını, ne olduğunu şaşırıyor yani. Bir denge kuramıyor. Kurmaya zorlanıyor. Bakalım yola devam. İlk durağımız Kazıklı olacak. Kazıktan sonra daha var. Bakalım. Allah'ım! Allah'ım, Kazıklı'nın rampasını çıktık çok şükür ya. Abi Kazıklı, ne biçim Kazıklı çıktın ya? Allah aşkına ya, yapma böyle ya. Vallahi yürüyerek geldim. Bak denizi göstereceğim, göstereyim ya. Bak deniz yok. Vallahi denizi göremiyorsun ya. O kadar yükseldik ya.
Öyle böyle yükselmedik. Oh, tabii her çıkışın bir inişi vardır. İnişi var. İniş %10 eğimli. %10 eğimle buradan yaldır yaldır aşağı ineceğiz şimdi Cenga'yla. Ay! Yoruldum dostlar. Hiç yardım etmiyorsunuz yemin ederim ya. Hiç yardım etmiyorsunuz ya. Hadi, oturuyoruz aşağı doğru. Hadi şimdi. Kazıklıdan çıktık. Şimdi Gürçam'da. Evet, Gürçamlar'da geçtik. Gürçamlara veda ediyoruz. Burada durmadık. Kazıklıdan sonra Gürçamlar, Gürçamlar'da tekrar yola devam. Bizi ne bekliyor? Bizi işte bu dağlar, bayırlar bekliyor. Buraları geçeceğiz. Milas bağlantısı ne kadar? 27 kilometre, 30 kilometre yakın bir yolumuz var. Güvercini bugün varabilir miyiz bilmiyoruz çünkü acayip rampaya sardık. Elimizden geldiğince pedallayacağız. Şu an böyle köy yollarından gidiyoruz. Ana yoldan değil de köy yollarından devam. Bak size şimdi ne göstereceğim. Gürçamlardan sonra harika bir sürpriz yapmışlar. Bak 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 ne oluyor. Hop! Sürpriz! Sürpriz! %10 bacaklarımızdan, ayaklarımızdan öper. Cengiz Baba hadi kolay gelsin. Akbük Kazıklı Köyü zaten bahsettim. Deliydi Kazıklı. Köpek çiftlikte arkada. İnşallah çıkamıyordu. Çıkamıyordu. Kazıklı. Kazıklı'dan sonra Gürçam. Gürçam'dan sonra Kızılağaç'a geldik. Rakım 261. Oldukça yorucu bir parkur. Bakalım. Böyle ana hatta bağlanabilecek biz bugün bilemiyorum. Saat 4 küsur. 4.30 falan oluyor herhalde. Vallahi ben rampalarda genelde açıkçası elimi alıyorum. Gerçekten çok yoruldum. Çünkü çok rampa var. %10 eğimli çıkış ve bayağı çıkış yani. Cengiz Baba da böyle girdi işte. Cengiz Baba hiç inmedi maşallah bisiklette. Olay bu. Yola devam. Ne? Cengiz Başkan'ın çantası çıkmış. Ona bir el atalım. Ama çıkmayacak bir yol değil. Hem böyle göstereyim. Şimdi şöyle %5 eğimli ve şöyle bakın tırtıklı tırrrr diye indiğiniz bir yoldan geliyorum ya. Geldik. Malzemeler tiril tiril titriyordu. Cengiz Başkan'ın da çanta çıktı. Dünkü park için Cengiz abi şöyle diyordu. Çok güzel bir rota çizmişsiniz Hasan Bey. Tebrik ederim. Bugünkü parkur içinde Allah seni bildiği gibi yaptı. Ya hocam gerçekten var ya. Didim'den Akbük'e geldik. Güzel, hiç sıkıntı yok. Yani Akbük'ten sonra %10, %5, %10, %5, inanılmaz. Yani yolda böyle tır 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 tır. Şunu söyleyeyim. İnsan pedal çevirirken beli ağrır mı? Bel ağrısı çeke çeke pedal çevirdik yokuş yukarı. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yani bel ağrısından şu an çok kötüyüm. Yine Cengiz abi pedal çevirdi. Ben çevirmedim. Yani 3 vites etkisi de var tabii ama ben direkt yürüdüm arkadaş ya. Yani ilk %10'luğun sonuna doğru aldım elimi. Ondan sonra rampa mı var? Direkt elimi aldım bisikleti. Ve çok samimiyetimi söylüyorum. Cengiz abi bu 3. turumuz. Daha önce de yaptığım turlar var. Kapıda zor yerler vardı. Vardı. Ama hocam böylesi yoktu ya. Ya bu gerçekten çok manyak. Yani %10 ve çok çok yani bitmiyor. Uzun. İniyorsun sonra bir daha %10. İniyorsun sonra bir daha %10. Telefon bile çekmiyor. Ve biraz da böyle sapı bir yol. Yani telefon da çekmiyor. Böyle 3G, 3G hikaye yani. 4.5G hikaye. Telefon bile bir tık çekiyor. Turkcell'de bir tık çekiyor. Ama yine hiç çekmiyor. Bu arada reklam yapmıyoruz sevgili konuklar. Yapıyoruz. Sabahtan. Şundan dolayı hakikaten gelirken ona göre gelin. Yapıyoruz abi. Bunlar önemli şeyler. Hayati bilgi sabahtan ya. Sabahtan beri 49 kilometre yapmışız. Diyorsun. Sabahtan beri. Allah süper. Yaptık. Şimdi işte Milas Kavşağı'na doğru gitmeye çalışıyoruz. Ama burada iniş var ya bu iniş. Of of of. Yani bu iniş 2-3 kilometre direkt indik böyle. Güldür güldür. Ama yoldan dolayı tırrrr. Ben dedim herhalde şu çantalar atar böyle küt çıkar yerinden. Çünkü böyle lap lap inip çıktığımız yerler de vardı. Neyse çok şükür benimki atmadı ama Cengiz Baba'nınki çıktı.
olabilir. O tırnaklar da bir yere kadar tutuyor. Hakikaten böyle acayip şeydi böyle. Tır 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 böyle bir şeydi. Gibi yola devam. Valla bugün bir şekilde güvercinliğe ulaşmaya çalışacağız. Ve gerçekten uzun bir parkur. Yani hem uzun bir parkur düne göre hem de zor bir parkur. Düze indik sanıyorum. Burada düz bir yol yani var. Yani inşallah bakalım. Hani bu tarafa mı yalnız bu tarafa mı? Bu taraf koya doğru iner. Bak yol bir de böyle devam ediyor. Bir daha rampalara. Bir haritayı kontrol edeceğiz. Hadi bakalım. Devam. Ya bu acı çok zor ya. Selamünaleyküm. Çağdaş Evliya Çelebi'nin her şeyi iyi de şu köy isimlerini, kasaba isimlerini bir türlü ezberleyemiyor. Ya da unutuyor. Ya da sallamıyor. Ya da sallamıyor.